Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Bugün neredeyim arkadaşlar? Bugün Davar'dayım. Bakalım bugün sizlere gösterebilirsem eğer kuş yuvalarını göstereceğim. Hani yapmaya başlamışlar galiba artık. Bakalım siz de merak ediyorsunuzdur. İnşallah birlikte bakalım kuş yuvası arayalım. Hem davara gidelim hem de kuş yuvalarına bakalım. Onları rahatsız etmeden. Hadi hep birlikte videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka kameramı çevirdim. Ben az çok yani kuşların nerelere yuva yapabileceğini tahmin ediyorum. Hani yani buralarda geçen gün bir tane gördüydüm ama boştu galiba. Şurada bir yerdeydi. Buralarda bir yerlerdeydi. Heh. Şuradaymış. Aa. O ne lan? Vay be. Tesadüf. Vallahi billahi. Arkadaşlar bakın. Ben size şunu gösterecektim. Allah'ım yarabbim yarasalara bana nasip ediyor ya. Bakın arkadaşlar. Ama burada bir tane daha varmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. O boş. Yani bu yuva boş arkadaşlar. Muhtemelen geçen sene yapmış. Şöyle gösterebilsem inşallah görünüyordur. Vallahi arkadaşlar hep diken. Gözükmüyor ama işte gösterebildiğim kadar boş yuvayı göstermeye çalıştım ama ardıcın içinden bir tane daha kuş kalktı. Kara tavuk diyorlar. Biz kara bukal diyoruz. Hemen burada yuvası varmış arkadaşlar. Ve içinde de yumurtaları var. Vay be. İki tane yumurta yapmış. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Kara bukal yumurtaları. Burada. 10 numarada bir yere. Yuva yapmış. Vallahi çok güzel yere yapmış. Tesadüf. Yani inanın ben öbür boş yuvaya geliyordum. Muhtemelen yine aynı yuva sahibi. Yani buraya yaptığı, muhtemelen geçen sene buraya yaptı. Oğlum bu kamera niye bugün böyle ya? Muhtemelen bugün buraya yaptı geçen sene arkadaşlar. Bu sene de buraya yaptılar. Onları hiç rahatsız etmeyeceğim. Yolumuza devam edeceğim. Bakalım başka yuvalar denk gelecek mi? Şimdi arkadaşlar eminim ki birçoğunuz hani yine şey der, Emre zaten o yuvayı orada biliyordum falan filan der. Hani bu kadar çabuk mu buldum diye düşünebilirsiniz ama emin olun o boş yuvanın yanına gelirken zaten ben de korktum kuş kalktığı zaman. Tesadüfen orada ötüyormuş. İki tane. Normalde arkadaşlar iki tane yavru yumurtlamazlar. Evet bak gidiyorlar arkadaşlar yuvanın sahipleri. Ötmeye başladılar. Normalde iki tane yumurtlamazlar arkadaşlar. 4-5 tane yapıyorlar. Daha yeni yeni artık yuvalarını yapmaya başladıkları için. Bakalım. Başka yuvalar denk gelecek mi? Hep birlikte videomuza devam edelim. Evet, yuva arayışlarıma devam ediyorum. Genellikle böyle sıklık şeylere bakmam lazım. Yani şunlara. Ondan sonra. Yani buralarda oldukça fazla yuva var. Gözüme takılan bütün yuvaları göstermeye çalışacağım. Aha. Daha zamanı değil yani tam şey. Yani gerçekten oldukça fazla yuva var. Evet bakın şurada da bir tane var ama oraya çıkmam imkansız. Arkadaşlar yine bir tane bulduk. Acaba dolu mu? Şurada arkadaşlar bakın. Yani buraya çıkamam. Sadece kameramı gösterebilsem, kameramı oraya kadar uzatabilsem. Anam her yerde yuva lan. Ey Allah'ım bakın şurada da o bir tane. Vay be. Aa, orada da var da. O geçen seneymiş.
Arkadaşlar o yuva büyük ihtimal eski ama yani muhtemelen gösteremeyeceğim çünkü çok yüksekte bakın. Ve bir de o tiken, o yuvanın işi yaş. Orayı gösteremem arkadaşlar. O çok mükemmel bir yere yapmış. Yani her tarafımı, elimi her tarafımı tiken yırtıyor. Çok da yani gerek yok. Büyük ihtimal o da şey arkadaşlar, o da büyük ihtimal kara tavuk, yani kara bukal yuvası. Bakın burada da bir kara bukal yuvası var. Onun da içi dolu mu acaba? Yine ona da erişemiyorum. Mükemmel bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Şöyle kamerayı oraya götürüp, evet, şu an ben içini görmüyorum arkadaşlar. Siz görüyorsunuz. Bilmiyorum var mı yok mu. Çünkü hep tiken. Elim kolum her yerim yırtıldı arkadaşlar. Vallahi içi boş mu dolu mu? İnanın bilmiyorum. Yo! Karabukal popülasyonu burada oldukça çok. Arkadaşlar yani şöyle çok. Artık insanlarımız akıllandı. Yani yani boşa kurşun sıkmıyorlar. En azından bizim buralarda. Yani hani önceden mesela et yokmuş. Yani çok vuruluyormuş arkadaşlar köylerde. Ama şimdi Allah'a şükür kuş etine ihtiyacı olan yani insanlar yok. O yüzden kuşları elimizden geldiğince, zaten gençler olarak biz varız arkadaşlar. Evet. Oo, Allah'a bak. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Arkadaşlar bir yuva daha bulduk. Bu içinde yavrular var. Vay be. Allah bugün bize neler nasip etti. Evet arkadaşlar. Onları daha detaylı göstereceğim. Çünkü rahatsız etmeden. Vay be. Allah'ım yarabbim, oruçlu oruçlu. Bir şeye niyetlendik. Allah da bize neler neler gösterdi. Arkadaşlar videoyu durduracağım çünkü çıkamadım. Evet arkadaşlar. Kuşlar burada. Ama bunlar karabukal değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an öyle bir zor durumdayım ki hani. Evet arkadaşlar, bunlar karabukal değil. Ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ot kuşu gibi bir şeyler. Değişik bir şeyler arkadaşlar. Kaç tane? 2 4 4 taneler arkadaşlar. Ve yuvaya ne kadar güzel sunduklarına bakar mısınız? Harika ya. Mükemmel bir yere yuva yapmış anneleri. Arkadaşlar ben yani ağaca öyle zor tutunuyorum ki şimdi düşeceğim. Şöyle biraz daha göstereyim, fazla rahatsız etmeyeyim. Odaklasana be. Şöyle arkadaşlar. Evet. İniyorum şu an çünkü anneleri rahatsız olmasın. Evet. Yavrularımız şurada. Bakın arkadaşlar şu ağaçta. Allah'ın işi bana bir yuva daha gösterdi ama arkadaşlar bu yuva eski bir yuva ya da yeni yapılıyor. Bakın bu yuva işte. Odakla kardeşim. Arkadaşlar bu yuva büyük bir kuş yuvası. Yani alakese olabilir, alakarga olabilir. O çok büyük bir yuva. Yani kara bukal, kara tavuk ya da başka bir şey değil. Burada bir yuva daha var. Allah Allah. Ne yuvasıymış? Arkadaşlar bu aylarda biliyorsunuz kuşların yavrulama zamanı. İçinde bir şey var mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi çok sık bu. Ben kameramı şöyle sizlere göstermeye çalışacağım. İçinde bir şey var mı? İnanın göremiyorum ben şu an. Şöyle size gösterdim. Bu daha bir gucuk kuş yuvası. İçi bozsa da zaten önemli bir şey değil.
Küçük küçük bir kuşmuş. Bakıyorum sağa sola. Arkadaşlar sanki bir an kendimi kuş cennetinde sandım. Bu kadar bulacağımı inanın tahmin etmiyordum yani. Hani hayal bile etmiyordum. Yani bir iki tane bulursam dedim. Yani güzel bir şey olur. Gösterme fırsatım olur dedim ama tam galiba bu iş için doğru yere gelmişim. Ve oldukça çok yuva gördük ve hemen hemen hepsi de bir aradalar yani. Daha nelerle karşılaşacağız bakalım. Evet arkadaşlar, bir yuva da burada var. İçi boş ama ne kadar mükemmel bir yere yuva yaptıklarını göstereceğim. Yine muhtemelen kara tavuk yuvası. Yani mükemmel bir şekilde yapmışlar. Hani eskimiş ama yani ağacın oraya oturtmuş ki müthiş bir şekilde. Bu kuşlar gerçekten müthiş derecede zeki hayvanlar. Yani hani yuva konusuna gelince gerçekten nereye yuva yapacaklarını çok iyi biliyorlar yani. Şimdi videomuza devam edelim. Bugünkü işimiz kuşların evine misafir olmak. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir saattir yuva arıyorum. Daha henüz bulamadım. Ama yine sarı bülbül müthiş bir şekilde ötüyor. Çekeyim sizlere dedim. Tam şurada arkadaşlar. Muhtemelen eşine şarkılar söylüyor. Kesinlikle Neşet Ertaş'tan çalıyor arkadaşlar. Çünkü çok damar girdi. Muhtemelen Zahide mi söylüyor? Zahidem kurbanın olam, ne olacak halim? Çok damardan girdi. Ha, gördüm. Daha orada arkadaşlar, yuvası da alabilir. Tam şurada. Tam burada. Lan sen şarkı mı söylüyorsun? Aynen. Eşi de var arkadaşlar şurada. Eşinin yanına gidiyor şimdi. Eşi de orada ötüyor. Muhtemelen kendilerine, neyse rahatsız etmeyelim. Muhtemelen kendilerine yuva yapacaklar arkadaşlar. Kur yapıyorlar şu anda. Varsın onlar kurularına devam etsin. Daha bir haftaya, iki haftaya kadar arkadaşlar aynı şekilde kara tavuk var. Yani kara bukallar da ötüyordu. Ama şu an mesela artık ötmüyorlar. Çünkü artık çiftleştiler. Ve yumurta üstünde yatıyorlar şu an. Ortalık sakinleşti yani. Hadi bakalım videomuza devam edelim. Evet. Bir kaplumbağa denk geldi. Tospo. Size bir şey göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Anlayabilirseniz. Bakın. Buradan bir darbe almış. Dişi bir kaplumbağa. Nereden dişi olduğunu anladın dersen büyük arkadaşlar. Şöyle bir şey. Küçük erkekler çünkü daha küçük oluyor. Bakın arkadaşlar, yani motor kullananlar varsa kaskın önemi. Yani eğer bu kabuğu olmasaydı bu ölmüştü. Bak buradan müthiş bir şekilde darbe almış. Ve hala hayatta. Görmüş olduğunuz gibi. Aha, arkadaşlar genesi de var. Parazitini de öldürüverelim elimize geçmişken. Bakın burada gene var. Parazitlerinden de temizledik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Motor kullananlar için kaskın önemi işte burada çok önemli. Eğer o kabuk olmasaydı hayatta muhtemelen şu an değildi yani. Onu da sizlere göstereyim dedim.
Evet arkadaşlar, yaklaşık 1,5-2 saattir başka yuvalar aramaya çalıştım ama bulamadım. Gösterebildiklerimi bugünlük gösterdim. Muhtemelen orada niye o kadar sıklıkta şey gördük, yuva gördük. Yani bir arada o kadar çok yuva gördük. Orada çorak var arkadaşlar. Çorakta da su olur bilirsiniz yani. Ondan sonra su olduğu için hayvanlar her zaman bilirsiniz suya yakın olmak isterler. Muhtemelen o yüzden oraya o kadar çok yuva yaptılar. Ondan sonra o kadar çeşitli kuş vardı orada, o kadar çeşitli yuva vardı. Ben onun sebebini suya bağlıyorum yani. Başka da bulamadım. Zaten şimdi artık koya gidiyorum. Dün akşam bir video çektim hayvanları koya getirirken arkadaşlar. Üzücü bir olayla karşılaştım. Hem diyorlardı hayvanları akşam nasıl topluyorsunuz onu da göster diyorlardı. Hem o şekilde hem de bir üzücü bir olayla karşılaştık arkadaşlar. Şimdi sizi o videoyla baş başa bırakıyorum. Ondan sonra da zaten kapanış için tekrar birlikte olacağız. Arkadaşlar, sizlere kirpiyi göstereyim dedim ama yani üzüldüm. Şu an fark ettim sanki arkaya kırık gibi geldi. Biraz arka ayağını çekiyor gibi geldi ama normalde de zaten kirpiler bilirsiniz gece hayvanları. Yani gece dışarı çıkıyorlar. Hani gündüz de kanlarını duyururlar ama bunun anormal bir şeyin olduğunu zaten uzaktan fark etmiştim. Evet arkadaşlar arkaya. He? Maalesef ki arka ayağına sorun var. Lan kirpiye bak kirpiye. Ayağı kırık lan. Hadi git. Aslında gerekli müdahale yapılabilir mi bilmiyorum arkadaşlar da. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Şöyle gitsin bakalım. Biraz korktu. Hadi git. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi arka ayağı kırılmış ama nasıl kırılmış ya? Çok kötü olmuş. Gönül isterdi ki buna müdahale edebilelim ama sanırım bu bayağıdır böyle arkadaşlar. Ve eminim ki o bacak yani artık kullanılamaz büyük ihtimal. Çok kötü. Ayağı görünüyor arkadaşlar. Bakın. Arkaya kırılmış. Zaten normal sağlıklı olsaydı muhtemelen şeye çıkmazdı. Lan kirpinin arkaya kırılmış. Kirpinin. Ha. Ben baktım yaylara geliyor lan dedim. Bu niye böyle şey diye. Baksa. Bizi kız da telifim yiyelim. Buruk oğlum görmüyor musun? Lan arka bacağın aksa. Maalesef arkadaşlar. Bunu da çek. Arka bacağı kırılmış. Gel. Zaten normal olmasaydı. Hani normal hani adam akıllı bir şey olsaydı
Muhtemelen zaten gece avlanırdı. Teke. Teke. Oğlum teke. İftara gidiyoruz. İftara arkadaşlar. Bunu başka bir videoya eklerim. Ne lan? Sırtıma bir şey girdi ha. Yaprak düştü büyük ihtimal. Lan. Bu neymiş lan? Allah Allah. Akşamları koyunları, keçileri nasıl topluyorsunuz diyordunuz arkadaşlar. İşte böyle. Bakın artık gün batıyor. İlk defa gece videosu yani akşam hayvanları toplayarken bir video çekeyim dedim. Yani kirpiyi çekerken bunları da göstereyim. Ay! Nasıl topluyormuşuz arkadaşlar bakın. İşte böyle topluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Angırma lan. Oh. 15 yıllık tecrübe. Bu çobanlık kolay değil. Öyle klavyeden yazmadan olmaz bu işler. Karadeniz'in doğası derim, başka da bir şey demem. Nasıl toplanıyorlar görmüş olduğunuz gibi. Eve gidiyoruz artık, eve. Geride kimse kalmasın. Oğlum bu sırtımda ne var lan benim? Allah Allah. Ne lan bu? Sırtıma bir şey girdi de. Yaprak mı? Ne? Allah Allah. Artık oğlaklarımızın hepsi davara geliyor. En son oğlağımız şuydu. İşte dağda kalmış dediğim, bir gece dağda kaldı. Annesiyle birlikte doğmuşlar. Annesi de orada. Bir arkadaşımız bulmuş demiştin. Bir önceki videolarımızda. Ama Allah öldürmeyince öldürmüyor işte. Yaşıyor. İlk oğlağı ve kendisi de oğlak zaten. Bir yaşında. İşte bir yaşında doğurunca böyle oluyor. Gucuk kalıyor. Ondan sonra. Ama cin gibi maşallah. Cin gibi cin. Anam saat işte 7 dakika olmuş lan. Haneden bir video çıkmış ortaya. İçerik bizde çok bol. Hiç içerik sıkıntısı çekmiyoruz. Allah nasip ediyor, biz de göstermiyoruz. Kameramızı çalıştırıyoruz. Koyunlarımız, evet, doğa yeşerdi mükemmel bir şekilde. Şu geçen gün gırktıydım. Neyse, videomuzu bitirelim. Artık eve geldik sayılır. Hemen koyun kenarına geldik. Videomuzu bitiriyorum arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar, Mekeçim'le veda etmek istedim. Sizi her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.